Bu ay çok iyi gittik oğlum. Çok. Eyvallah. Ben adamı gözünden anlarım abicim. Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyor musun? Ben öyle herkese telefon falan vermem koçum. Bizim işi anladın gördüm neticede. Ha, senin için ayrı. Bir dakika bile düşünmedim şerefsizim. Ne oldu ya? İyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Sadece biraz... bugün böyleymiş işte ya. Bak ne diyeceğim. Şu işleri bir halledelim. Ondan sonra seninle bir bodrum yapalım ha. Ne dersin? Aşağı abicim, daha aşağı. Yani Alanya olur, Kaş olur, Antalya olur. İzmir'den ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur. Uğur, dur. Sağa çek, sağa. Ne oldu ya? Ya çek ya. Hayırdır Efe? Ya bizim bir Osman amca var. Bu da onun eski arabasıydı. Sırf benim için satmıştı adam ya. Buyurun Efe. Ben bu arabayı aldım birader, tamam? Kusura bakmayın, veremem. Az önce sattım. Ben de tabela indirmeye geliyordum. Ya özür dilersin müşterinden. Ne bileyim şey dersin, hırsızlar çaldı dersin. Bir şey dersin işte ya. Ama beyefendi. Birader, ben bu arabayı aldım, tamam mı? Şu hale bak ya. Bir fotoğraf makinen eksik ha. Topkapı Sarayı'ndaki turistler gibi. Ha, almayı unutmuşum. İsabet olmuş. Halil. Oğlum çıkar şu şapkayı. Ay yok, çıkaramam. Güneş çarpıyor. Bir keresinde hiç unutmam, böyle Karamanlis yolcu gemisindeyiz. Tamam abiciğim, tamam yürü. Annene haber verdin değil mi? Kızmasın beni görünce. Verdim verdim, kızmaz. Su nerede? Aslı'ya gitti. Aslı nerede? Gitti. Ev nerede? Yandı bitti, kül oldu. Abi sus. Tamam sustum. Anne. Oğlum neredesin? Halil'i almaya gittim. Nerede peki? Tanıştırayım. Tanıştığımıza memnun oldum hanımefendi. Halil ben. Halil de Niro. Ben de Lemar. Uzun hikaye Deniz kardeş. Sonra anlatırım. Niye tutturdun buraya girelim diye anlamıyorum ki. Küçücük bir yer burası. Çeşme'ye gitmeyecek miydik? Babacığım çok seveceksiniz burayı. Küçük ama çok şirin bir yerdir. Sağ ol. Nereye? Benim bir işim var, geliyorum babacığım. Fazla oyalanma. Tamam. Al abicim sen bunu. Bir de sen bu arabayı bir güzel yıkatıp temizletirsin, tamam mı? Tamam. Bir de süslesinler istersen. Sanki gelin arabası. Hah. Ya Uğur, ben şuradan bir su alıp geliyorum, tamam. Hadi. Parka gideceğiz değil mi baba? Gideceğiz kızım. Sen istersen de gitmez miyiz hiç? Atla gidiyoruz. Ne oluyor? Yolda anlatırım, atla. E araba? Bırak şimdi onu, atla. Oh be, kendime geldim valla. Ne var ne yok? Hiç, aynı. Başka bir şey yok mu? Kızım bir haftadır burada olan sensin. Haberler sende, ne soruyorsun ki? Ha sen Efe'yi soruyorsun. Nasıl? Vallahi bir kere gördüm. O da dün gece. Bizi otobüse bıraktı. Bak. Neyse bu işte. Bir şey demedim yani. Yok demedim. Anladım. Sağ ol.
Neredesin lan? Neredesin lan? Ya vur, ne oluyor abi? Kimi gördün? Dur Efe, dur. Bu çok önemli. İyi, durduk bakalım da. İşte orada. Yetimhaneden niye kaçtığını sormuştun ya. Arabadaki adam yüzünden işte. Anlatacak mısın artık? Bana değil. Bir arkadaşımı yaptı. Yetimhaneden bir arkadaş. Yetimhaneden niye kaçtın diye sorup duruyorsun ya. Bizim öyle oyuncak getiren abilerimiz yoktu. Ekmeğimiz bile yoktu doğru dürüst. Aç kalmamak için iki seçeneğim vardı. Ya kavga edip başkasının ekmeğini alacaktın. ...ya da hademelerle iyi geçinecektin. Özellikle de bu herifle. Mustafa. Pislik herif. Aramız kötüydü. Çünkü ben hep kavga etmeyi seçtim. Hiçbir zaman yalakalık yapmadım. Söke söke aldım ekmeğimi. Benim bir arkadaş vardı, kafa dengi. Neyse. Bir gün 15 yaşında bir getirdiler. Başımız ağa kesildi. Elimizde avucumuzda ne varsa aldı. Bizi köle gibi çalıştırmaya başladı. Ama gene de açız. Bu herif kolluyordu onu. Müdürün de zaten dünyadan haberi yok. Gündüzleri dışarı çıkıyoruz, dileniyoruz, para getiriyoruz, geliyoruz ama gene açız. En sonunda dayanamadık, benim biraderle bir plan yaptık. Üçüncü kattan aşağı attık, beli kırıldı, bir daha yürüyemedi. Ama olan bize olmuştu tabii. Mustafa'nın tekerine taş koymuştuk. Bodrum'da iki tane helal vardı. Oraya indirdiler bizi. Zincirlediler. Bildiğin zincir. Hayvan gibi. İlk gece geldi bu. Arkadaşım alıp götürdü. Geceler boyu çığlıklarını dinledim. Hiçbir şey yapamadım. Öyle durdum. Sonra nasıl olduysa müdürün aklına geldik. Bizi çıkardılar. Gecesinde kaçtım yetimhaneden. Bir daha da geri dönmedim. Şimdi soruyorum sana Efe. Biri en yakın arkadaşınla böyle bir şey yapmış olsa... ...sen de bunu bilsen... ...ne yaparsın? Acımam birader. Ben de öyle yapacağım işte. Acımayacağım. Efendim, ne oldu? Dışarıdayım. Öyle mi? Tamam, geliyorum. Hanım, benim bir işim çıktı. Sen çocukları eve götür, ben akşam gelirim. Tamam. Murat Han! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.